Muhterem Kuzdereli hemşerilerim, sizlere bu kez ata topraklarınızdan selamlar getirdim. Gayemiz Ümraniye'de yaşayan, köklerinin uzandığı toprakları unutmamış kıymetli hemşerilerimizin memleket hasretini bir nebze olsa gidermektir. Memleketinizde dostlarla sohbet ederek hazırladığımız bu belgesel, geleceğe güzel bir hatıra olarak kalacaktır. El ele ve kardeşlik içinde yaşadığımız Ümraniye'mizden hepinize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olunuz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalınız. Burası Kuzdere Köyü. Köyün eski adı Turhu'dur. Sivas iline 161 kilometre, Suşehri ilçesine 29 kilometre uzaklıktadır. Yüksek dağların arasında etrafı yemyeşil ormanlarla çevrili küçük bir köydür burası. Gelin hep birlikte bu güzel köyümüze doğru yola koyulalım. Ahşaptan yapılmış eski evler eşliğinde giriş yapıyoruz Kuzdere Köyü'ne. Yeşilliğin ve tertemiz havanın eşliğinde ilerliyoruz köy içerisine doğru. Nereye bakarsanız tarihi bir yapı görüyorsunuz bu köyde. Oldukça eski bir çeşmenin önünden geçiyoruz. Buz gibi çağlayan bir dere var burada. Şelale gibi akıyor. Ördekler toplanmış bir araya. Salına salına geziyorlar bahçede. Tarihi yapılar yıkılmamak için direniyorlar adeta. Yaklaşık 100 yıllık bir tarihe sahip olan eski köy hamamı burası. Tarım araçları görüyoruz burada. Eski ev ahır olarak kullanılıyor. Yığma taş üzerine inşa edilmiş ahşap evler görüyoruz köy içerisinde. Köy manzarası oldukça güzel görünüyor bu tepeden. Köy mezarlığının önünde bir çeşme var. Burada yatan ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Her derde deva olan kuşburnu ve alıç yetişiyor Kuzdere Köyü'nde.
Ahlat adıyla bilinen köy armudu da işte bu. Hüseyin amcamıza kulak verelim şimdi. Bize köy hakkında bilgiler anlatsın. Küçük yaşta ben çiftçiliğe başladım. Babam rahatsız oldu. O yüzden biraz çok çile çektik yani. Yukarıda eski okul vardı, orada okuduk. Okul yıllarında da fakirlik vardı. Her şey fakirlik. Defter bulamıyorduk, kalem bulamıyorduk. Bilmem şeyler işte. Hocalar veriyordu bize, yardım ediyorlardı. Allah razı olsunlar. Valla kışın burası çok zor oluyordu eskiden. Hayvanlarımız oluyordu, saman yetmiyordu, yiyecek yetmiyordu. Hep hayvanlarına taşıyorduk aşağı şey köylerinden, Suşer'in köylerinden. Bu zorluğu oluyordu tabii. Yaz geldi mi de güzel oluyordu buralar ama kış çok oluyordu, kar fazla yağıyordu. Biraz çile çekiyorduk yani. Şu anda normal, kar yağmıyor pek. Eskiki durumlar yok. Şükür her şey sebzemiz yetişiyor. Bilmem şu oluyor, bu oluyor, her şeyimiz oluyor artık. Eskiden olmuyordu burada. Sebze olmuyordu mesela. Ne fasulye, ne domates, salatalık, bilmem şu. Hiçbiri olmuyordu. Şimdi oluyor. İklimler değişti. Barajlar yapıldı aşağıya. 5-6 tane baraj yapıldı Kerkiç çayının üstüne. Artık o yüzden mi değişti? Cenab-ı Allah'ın bir şeyi mi? Yani yetişiyor. Siyah Tay, annesinin ardı sıra gidiyor. İşte burası köyün çiftliği. Büyük ve küçük baş hayvanlar burada barınıyor. Pulluk, buğday biçme ve tane ayıklama makinası. Hemen hemen her türlü tarım aracı var bu köyde. Arılar ve arı kovanları görüyoruz burada. Fasulyeler harmana bırakılmış. Şimdi ocak başındayız. Yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan bu ev artık yıkılmaya yüz tutmuş. Yaşlı ağaç gölge ediyor bizlere. El işçiliği sepeti bu. Kuzdere Köyü muhtarı Hüseyin Kaya köy hakkında bilgi veriyor bizlere. Köyümüz çok eski. Türkü olarak 3200 senelik geçmiş var köyümüz. Önce bizim köyün ismi Türko'ymuş. Türko. Sonra Turk olmuş ama şimdi de Kuzdere oldu. Köyümüz işte 14-15 tane. Yazında 30 tane oluyor. Başlıca geçim kaynağı hayvancılık. Arpayı burada yetiştiriyoruz zaten. İlaç bellek, fasulye. Bizde iyi patates fasulye olur. Köyümüz 83'ten sonra göç vermeye başladı. Bizde önce Karakeçi vardı. Karakeçi kalkandan sonra orman köyüydük biz. Tabi adamların geçim kaynağı da kalmadı. Herkes göç verdi. Gitti yani burada. Geçim kaynağı fazla yok. Bizde. Yollarımız güzel.
Bu sene köyün içinde yaptırdık. Genellikle imam evimiz, camimiz hep yeni yani güzel oldu. Yaptırdık yani, uğraştık. Kışın biraz zor oluyor. Kış şartları ama devletten Allah razı olsun. Yani devamlı açıyoruz. Hiç kapalı da kalmıyor. Bir sorunumuz da olmuyor devletine. Allah razı olsunlar. Bizlere iyi bakıyorlar. 150 yıllık tarihi olan bu cami yaklaşık 20 yıldır kullanılmıyor. Kuzdere Köyü Camisi'ni gezelim hep birlikte. Zemin kırmızı halılarla kaplanmış. Mihrap Çin ile süslenmiş. İçeride yazılan ayetler insanın içine huzur veriyor. Alabildiğince yemyeşil tarlalar. Her türlü sebze yetişiyor bu topraklarda. Güneşin batmaya yaklaştığı bu saatlerde ayrılık vaktimiz yaklaştı. Tarihi yapılarıyla, bereketli topraklarıyla, misafirperver insanlarıyla hep birlikte gezdik Kuzdere Köyü'nü. Tekrar görüşebilmek ümidiyle hoşça kalın diyoruz sizlere.